Topluluk temelli yatırım. Piyasalar için bir paradigma değişimi. Dünya çapında milyonlarca insan eski yatırım yönteminden kurtulmaya çalışıyor. Bugün yatırımcıların finansal kararlarına ve davranışlarına rehberlik eden çizelgeleri, gerçek zamanlı haberleri, toplulukları ve komisyonsuz ticaret platformları var. Milyonlarca insan daha iyi bir kullanıcı deneyimi için kripto para piyasalarını tarıyor. Kripto para piyasaları bilgi paylaşımını demokratikleştirdi. Yatırımları açık, 7 gün 24 saat erişim olanağı sağladı. Tohum yatırımları için yeni fırsatlar sağladı ve paydaşların yenilikçi şirketler yönünde varlık göstermesine izin verdi. Popüler bir kripto para borsası ile yapılan röportajda topluluk temelli yatırım. Girişimci yatırımcıların etkileri ve kripto pazarlarının tüketicilere sağladığı avantajlar hakkında bazı benzersiz bilgiler bulacağınızı düşünerek içeriği sizinle paylaşıyoruz. Röportajda klasik hisse senetlerinin varoluşunun güvenine dair sorulara bakıldığında Wall Street tüccarlarının oyunu değiştirerek esnek biçimde Wall Street takımlarını değiştirdiğine dair bir düşünce çizgisi hakkında görüş sorulduğunda kripto para borsası yöneticisi şöyle açıklıyor. Bir finans piyasasını farklı toplulukların bir bileşimi olarak düşünmek ilginçtir. Bir para birimine veya bir fikri satın alan bir insan topluluğu olarak kripto paralar hakkında benzersiz detaylar mevcuttur. Nokta bir hissedarın klasik görüşü, bir şirkete inandığı için o şirketten hisse satın alan, yatırım yapan biri, gördüğümüz bazı davranışları kesinlikle destekliyor. Bu tüccarların çoğu bu şirketlere inanıyor ya da onlarla özdeşleşiyor. Bir anlamda hisseder haklarından bahsetmek bana kripto para projeleri etrafında gelişen toplulukları hatırlatıyor. Kripto para birimlerinde aslında bu topluluk çalışmalarının bazılarının gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle Bitcoin ile Sadece Satoshi'nin kendisinin büyük finansal kriz hakkındaki London Times makalesini Genesis bloguna yerleştirerek ayrıntıya inin. Bu sistemde hissedar ve paydaş olmadım. Kendimin ve benim gibi diğerlerinin burada hesaba katılmadığını biliyorum. Satoshi için Bitcoin'in bir topluluk oluşturmanın ve belirli bir idealle daha uyumlu bir sistem kurmanın bir yolu olduğunu düşünüyorum. Gamestop hissesi ile ilgili benzersiz olan şey, bir şirket olarak Gamestop'a inanan bu müşteri grubuna millennial ve genzen müşterileri sahip olmanızdır. Çünkü onlar video oyunlarının alıcılarıdır. Bu müşteriler o pazarı anladı. O şirketle olumlu ilişkileri var. Oyun satın almak büyük ölçüde dijitale kaymış olsa da duygu güçlü. Hisse senetleri satın alan pek çok insan muhtemelen Gamestop'un düzenli müşterileri değildir. Ancak oyun topluluğunda oynadıkları işlevle bir ilgisi vardır. Amede şirketi yine benzer bir örnek olacaktır. İnsanlar sinemaya gidiyor ve bu şirketlerin olumlu duygusal deneyimlerle ilişkilendirildiği fikri gerçekten eşsiz. Bazı alıcılar için, yaptıkları açıklamanın biraz isyanlı olduğunu düşünüyorum. Topluluk biliyorsunuz, neden bu finansal mühendislik tekniklerini olumlu ilişkilerim olan bir şirkete karşı kullanıyorsunuz? şeklinde bir mesaj veriyor. Özetle, kişiselleşti. 2020 yılından beri ticaret ve yatırım faaliyetlerinde bir artış görüldüğü belirtiliyor. Özellikle de COVID-19 salgından bu yana kripto para borsalarına ilgi oldukça yüksek. İnsanlar, o ya da bu sebeple kripto varlık borsalarına yöneliyor. Onları geleneksel pazarlardan ayıran kripto varlık pazarları hakkında görüşler nedir? Birincisi, Piyasalar 365 gün, 24 saat aktif. İkincisi, kripto para birimleri söz konusu olduğunda, bu belirteçlerin bağlı olduğu gerçek yazılımdan bahsediyorsunuz. Genel olarak kripto para birimlerinden bahsediyoruz. Ancak başka dijital varlı türleri de var. Orada nefetiler ve oyun niçe öğelerim diğer türleri vardır. İnsanlar artık dijital dünyaya alıştı. Tıpkı bir MEP3 dosya alıp sattığımız gibi, daha yaygın hale gelecektir. Müftülerle ilgili ilginç olan şey, benzersiz olmalarıdır. Bir MEP3 ile onu kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ancak müftülerle ileride onlarla ticaret yapabileceğiniz bazı benzersiz değerler olacaktır. 3. Kripto paralar Birine Gamestop tüccarlarının yaptığı açıklamanın aynısını yapmanın bir yolunu veriyor. Kripto para Size kuruluşa mali durumumun kontrolünü elime alıyorum demek gücü verir. Kişisel velayet sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. Mali durumunuz tamamen özel olabilir. Veya bir şirketin ve protokolün kurucuları ile etkileşime girebilir ve topluluğunuzu etkileyebilecek bir işletmenin geleceğini şekillendirmelerine yardımcı olabilirsiniz. Kripto paralar, size zaman içinde seçenekler sunar. Doge Dogecoin'e bakın başlangıcından beri bir nükte parası olarak görülüyor. Şimdi, motivasyonları ne olursa olsun, insan grupları sosyal medya aracılığıyla bir araya geliyor ve bir değeri olduğuna karar veriyor. Kripto para borsalarında, yılın başından bu yana, özellikle son dönemlerde, Doge ticaretinde ve sadece Dogecoin satın almak için yeni kayıtlarda önemli bir artış gözlemlenmiştir. Bir kişinin kripto varlık piyasalarına yatırım yapmasının avantajları nelerdir? Onlara hangi kişisel özgürlükler sağlanıyor? Kripto varlık tüccarlarının ve yatırımcılarının sahip olduğu bir avantaj, normal Twitter'da bulunan topluluklar. GitHub'da bir projeyle ilgili kaynakları, kodu ve yazıyı bulabilirsiniz. Bunlar, zamandan ve erişilebilirlikten tasarruf açısından ortalama bir yatırımcı için nizber bozan şeylerdir. Geleneksel pazarlarda, bir işletme hakkında pek çok bilgi bulabilirsiniz. Ancak rapor sayfalarını incelemeniz gerekir. Bir hisse senedi piyasasında hisse sahibi olduğunuzda, şirkette öz sermiyeniz vardır ve bu size bazı hisseder hakları verir. Bunun aksine, ne zaman bir kripto varlığınız varsa, saklama sorumlusu siz olabilirsiniz. Bu, varlığa gerçekten sahip olma ve kontrol etme özgürlüğü açısından tamamen benzersizdir. Bence en büyük fark mülkiyette. Bir kripto para birimiyle, bir borsada satın alırken doğrudan ona sahip olabilirsiniz. Hisselere sahip olduğunuzda, komisyoncunuz veya bir takas odası çoğunlukla hisse senetlerini tutar. Oy haklarıyla, bir kripto para birimiyle doğrudan etkileşim elde edersiniz. Bir şirketteki hisseleri basit tutalım ve işlerin daha karmaşık olduğunu söyleyelim. Elon Musk ve Jay tapali Paliha gibi kripto varlıklarını savunan kitle etkileyiciler hakkında görüşler, Wall Street'e ve 2008 mali krizinin patlamasına her baktığınızda, bazı aktörler kasıtlı ve kötü niyetli şeyler yaptılar. İşlerin yanlış olduğunu biliyorlardı ve kimse hapse girmedi. Birçok yatırımcı artık Wall Street ve finansal oyunlar konusunda son derece şüpheci. Elon ve Jay Hamad, servetin geleceğinin bu yönde ilerlediğini kabul ediyorlar ve aynı zamanda geçmişte meydana gelen adaletsizlikleri de fark ediyorlar. Daha geniş bir topluluğu etkinleştirmek istiyorlar ve bence bu iyi bir şey. Bu damarda kaldığı ve faydaları hakkında konuştukları süreci. Özetle, internetin yeni bir iş modeline ihtiyacı var güncellenmiş ve daha dayanıklı bir altyapıya ihtiyaç duyar. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri tam da bunu sağlıyor. Kripto para birimleri satın almaya başlayın. Artık bir sonraki adımı atmaya ve bazı kripto para birimleri almaya hazırsınız.